Bu tıp haftasında da bunu bir bayram gibi de kutlayabilelim inşallah. Edirne Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Oda Başkanı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, ergene kirliliği ve kadın sağlık çalışanlara yönelik şiddet konusunda paneller düzenleyeceklerini, bunun yanı sıra çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladı. Tanrıkulu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Edirne Tabip Odası lokalinde yaptığı açıklamada 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram gibi kutlamak istediklerini ancak sağlık çalışanlarının ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Bu tıp haftasında da bunu bir bayram gibi de kutlayabilelim. İnşallah ileride bütün hekim arkadaşlarla ve halkımızla 14 Mart tıp haftasını bir bayram gibi kutlama şansına erişebiliriz. 9 Mart Çarşamba günü Uzunköprü'de Ergene Kirliliğinde Son Nokta isimli panel düzenleyeceklerini belirten Tanrıkulu, Trakya Platformu Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Osman İnci ile Ergene Platformu dönem sözcüsü Avukat Bülent Kaçar'ın konuşmacı olarak katılacağını söyledi. Trakya'nın özellikle de Uzunköprü ve Edirne'nin çok önemli bir çevre sorunu var. Bu çevre sorunu son yıllarda artık öngörülemez oldu ve inanılmaz bir boyuta geldi. O bağlamda biz Edirne Tabip Odası olarak ve halk sağlığıyla uğraşan hekimler olarak halkın sağlığını koruyucu hekimlik anlamında da önemseyen bir tabip odası olarak Ergene'nin kirliliğini, Ergene Nehri'nin Edirne halkı ve Trakya halkı üzerindeki kirliliği konusunda Uzunköprü'de bir panelimiz olacak. 9 Mart Çarşamba günü saat 4'te. Panelimize özellikle bu konuda çok çalışmış olan Profesör Doktor Osman İnci ve Ergene Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar katılacak 9 Mart'ta. Orada Ege Düğün Salonu'nda Uzunköprü'de olacak. Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Zeynep Erişken Kaya ise sağlıkçı kadına uygulanan şiddet konusunda 10 Mart Perşembe günü Edirne Tabip Odası lokalinde etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. O gün birlikte birbirimize deneyimlerimizi paylaşmak amacımız. Avukat Nurten Hanım'ı, Nurten Kasapoğlu'nu da davet edeceğiz. Çünkü kendisi bu konuda özellikle çok daha deneyimli. Bu konuyla da daha yakından ilgilenmiş. Bize aktaracağı çok faydalı bilgiler olacağını düşünüyoruz. Çünkü sadece bu konuyla ilgili değil, genel olarak Türkiye'de insanların kendi hukuksal haklarını çok da iyi bilmediklerini düşünüyorum ben. O yüzden de daha hani ürkek, daha çekimser kalıyoruz yaşadığımız sorunlar karşısında. Bu konuyla ilgili de özellikle Avukat Hanım'dan, Nurten Hanım'dan bilgi alarak haklarımız konusunda bilgilenmek, bundan sonra karşılaşacağımız sıkıntılarda daha cesur olabilmek amacımız. Böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Dediğim gibi hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün de çok yakınında olduğu için. Yönetim Kurulu üyesi Doktor Selpil Tütüncü de 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram havasında kutlamak istediklerini kaydetti. 14 Mart Tıp Haftası'nda gönül isterdik ki hep mutluluklarımızı, hep sağlığın çok ileride olduğu noktaları konuşalım ve bunu tam bir bayram havası içinde kutlayalım 14 Mart'ımızı. Fakat sağlıkta pek çok sorunla karşı karşıyayız. Yalnız ben kişisel olarak madem ki bayram olarak ilan edilmiş bugün de çok fazla sorunlara girmek istemiyorum ve 14 Mart'ı gerçek bir bayram tadında kutlayalım diyorum ve hekimlere, sağlıkçılara şiddete hayır diyelim. 14 Mart'ta bütün bu şiddet eylemleri son bulsun dileklerimizle 14 Mart'ı bir bayram, gerçek bir bayram tadında kutlayalım diyorum. Doktor Levent Kabayel de 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden kutladıklarını ifade etti. Bayram arifesindeki, bizim için bayram arifesi olan bir hafta bu. Biz de gönlümüzce bir bayram havasında bir hafta geçirmek isterdik ama maalesef hem sağlıkla ilgili hem de ülkemizin genel şartlarıyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Şiddet var, kadına şiddet var, hekime şiddet var. Burada biz değerli basın mensuplarının aracıyla belki şu en önemli yapılar sizsiniz. Burada toplumumuza bizim fikriyatımızı iletmek istiyoruz. Amacımız bu. Siz de burada aracı oldunuz. Umarım ki bu haftayı etkinlik olarak halkımıza iletebiliriz. Bu anlattıklarımızı, ya hissettiklerimizi onlarla da paylaşabiliriz. Sizin de burada varlığınız çok önemli. Bu nezdinde size de çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Şimdiden iyi bayramımız kutlu olsun diyorum şimdiden. Umarım ki hem ülkemizin geleceği aydınlık olur,
hem de sağlıktaki bu sıkıntıların hepsini en kısa sürede geçirmiş oluruz diye temenni ediyorum.